funky. Herkese merhaba, ben Başak, kanalıma hoş geldiniz. Karantina önerilerinin ikinci videosuyla geldim. Dizi önerileri. Bugün size toplam 14 tane dizi önereceğim. Ve özellikle bu dizileri çok bilindik olmadığını düşündüklerim olarak seçmeye çalıştım. Tabii ki de içinde bildikleriniz olabilir veya reklamlarını gördükleriniz olabilir. Ama benim baktığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla ne hiçbir tweet okuyorum bunlar hakkında ne de hiç görüyorum. Bu diziler biraz daha unutulmuş, biraz daha köşede kalmış, sessiz kalan diziler olarak kalıyor benim için. O yüzden size bunları önermek istedim. Gözden kaçmış güzel diziler. Ve bu videoyu sadece Netflix'e sınırlandırmayacağım. Bu dizi önerilerini iki kategoriye ayırdım. Normal dizi serilerinden izleyebileceğiniz diziler ve Netflix dizileri olarak. İkisinden de 7'şer olmak üzere toplam 14 tane dizi önermiş olacağım size. Umarım severek izlersiniz. Hadi başlayalım. Evet, ilk kategorimiz normal dizi serileri. Önereceğim bu diziler Netflix'e yer almıyor. Nereden izleyebilirim Başak derseniz, ben genellikle Netflix harici bir dizi izleyeceğim zaman Google'a o dizinin adını, sezon sayısını ve izlemek istediğim bölümü yazarak tek tek dizi sitelerine bakıyorum. Biliyorsunuz ki internette bir sürü dizi film sitesi var korsan olarak. Genellikle artık hepsi açmıyor. Yani o yüzden sadece belli bir tane açan size söyleyemiyorum. Genelde hep bana soruyorsunuz hani Başak şu diziyi nereden izliyorsun diye. Aslında bir diziyi sadece bir siteden maalesef ki izleyemiyorum. Keşke izleyebilsem. Bazen bir site açıyor, bazen bir site açmıyor. Bazen diziye başlıyorum, ilk sezonu götürebiliyorum o siteyle ama daha sonra sonraki sezona başladığım zaman bir bakıyorum, o site o dizinin bölümlerini açmamaya başlıyor. O yüzden tekrar Google'a yazıp açan siteleri bulup tek tek izliyorum. Bazen bir bölümü bir siteden, bazen bir bölümü diğer sitenin izleyebiliyorum. Evet, bu biraz zor bir şey ama benim gibi dizi hayranıysanız ve dizi kolik bir insansanız bunlara katlanıyorsunuz. Yani bu dizileri Google'a yazarak tek tek deneyerek bulabileceksiniz. Başka bir çözüm yolu var mı bilmiyorum ama eğer varsa bana da yazabilirsiniz yorumlara. En azından benim de işim kolaylaşmış olur. Dizi önerilerini yaparken önce kendim diziye verdiğim puanını söyleyeceğim. Dizilerden bahsederken şu kenarda dizinin IMDb puanını, türünü, kaç sezon olduğunu falan hepsini buradan görebileceksiniz. Ama ben de diziden bahsederken önce kendi verdiğim puanımı ekleyeceğim. Ardından size dizinin konusundan ve kendi hislerimden bahsedeceğim. O zaman önereceğim ilk dizi 11-22-63. Adı biraz garip, ben de farkındayım. Bu dizi bir mini dizi. Sadece 8 bölümcük ve bu kadar güzel bir diziyi nasıl 8 bölümcük yapabiliyorlar aklıma almıyor. Başrol oyuncular harika, muhteşem, favorilerim oynuyor. James Franco oynuyor tabii ki de. Adama bayılıyorum, adamın oyunculuğuna bayılıyorum. Diziyi kesinlikle izlemelisiniz ama neden izlemelisiniz? Önce kendi puanımı söyleyeyim. Diziye verdiğim puan 10 üzerinden 9. Dizinin konusunu da hemen size söyleyeyim. Lisede İngilizce öğretmeni olan Jack bir lokantanın deposunun geçmişi açıldığını fark ediyor ve oraya giderek John F. Kennedy suikastını önlemeye çalışıyor ve bu süreçte de onun hayatını izliyoruz, aşkını izliyoruz. Yani dizi çok güzel, beni gerçekten duygulandıran, kalbimi kıran, böyle beni kendisine tamamıyla bağlayan çok güzel bir diziydi. Kesinlikle ama kesinlikle izlemelisiniz. Önereceğim diğer bir dizi Young Sheldon. Diziye puanım 10 üzerinden 7. Bu diziyi eminim ki duymuşsunuzdur. The Big Bang Theory dizisindeki başrol oyuncusu Sheldon Cooper'ın küçüklüğünü anlatıyor. Şöyle ki, ben The Big Bang Theory dizisini izlemedim. Aslında başladım, bir sezonun yarısına kadar falan geldim ama katlanamadım. Yani diziyi hiç sevemedim ve sadece bir kere izlemedim. Hani bir kere şans verip izlemeye denedim olmadı ve ardından ben iki kere daha şans vermeme rağmen diziyi bir türlü sevemediğim için izleme kararı aldım. Bu Young Sheldon dizisine başlarken de bu The Big Bang Theory'deki adamın küçüklüğünü anlattığını bilerek başlamadım aslında. Zaten ikisinin bir alakası yok. Yani The Big Bang Theory'yi izlemeden de Young Sheldon'ı izleyebilirsiniz benim gibi. Öyle yaparsanız eminim ki çok daha iyi olacaktır. Yani o kadar eminim ki Young Sheldon dizisi The Big Bang Theory dizisinden çok daha iyi. Yani en azından benim düşüncem böyle. Ne zaman böyle mutsuz olduğumda açıp izlemek istediğim bir dizi. Zaten bölümleri genellikle güncel olarak devam ediyor şu an ve cuma günleri yayınlanıyor. Böyle her cuma tatil olduğunda okula
okuldan hafta sonuna girdiğimizde eve gelip böyle o diziyi açıyordum. Hala da aynı şekilde. Mom dizisiyle aynı gün çıkıyor. İkisinin izlemek benim için çok büyük bir keyif zaten. Sitcom dizilerini ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Şuradaki Friends yazısından da anlaşılacağı üzere. Sitcom dizilerini çok seviyorum ve elinden geldiğince hepsini tüketmeye çalışıyorum. Ve siz de benim gibi sitcom aşığıysanız Young Sheldon dizisine kesinlikle bakmalısınız. Dizi 9 yaşındaki Sheldon'ın lisedeki hayatını konu alıyor. Evet, 9 yaşında ve liseye gidiyor çünkü kendisi üstün zekalı. Ve biz de onun hayatını onun bakış açısından izliyoruz. Çok eğlenceli, çok komik bir dizi. Hele ikiz kardeşiyle olan aralarındaki diyaloglara bayılıyorum. Önereceğim diğer bir dizi Big Little Lies. Bu diziyi çokça görüyordum. Senelerce gördüm. Başrol oyuncuları çok popülerdi. Deli gibi her yerde herkes bu diziyi izleyin diyordu. Ve ben, bilin bakalım ben ne yaptım? İzlemedim. Çünkü çok izlenen dizileri izleyemiyorum. En azından hemen izleyemiyorum. Game of Thrones olduğu gibi onu hala izleyemedim. Orası ayrı konu ama. Ama La Casa de Papel'e olan o ön yargımı kırıp izledim ve bayıldım. Neyse onun hakkında ayrı bir zaman konuşuruz. Onun hakkında başka bir zaman konuşuruz zaten. Big Little Lies dizisine puanım 10 üzerinden 7,5. Neden buçuk var diyecekseniz bilmiyorum ama 7 hak ettiğini düşünmüyorum ama 8'i de hak ettiğini düşünmüyorum. O yüzden 7,5 verme kararı aldım. Bunu çok sorgulamayın neyse. Diziyi bitirdim. Hatta 2-3 günde falan bitirmiş olmam lazım. Dizinin zaten 2 sezonu var ve bölümleri de az. Yani diziyi çok kolay bir şekilde bitirebildim. Ama anlamadığım şu ki dizinin şu an final olup olmadığı belli değil. Açıklamaları okuduğumda Nicole Kidman sanırım oynamak mı istemiyor yoksa ya da diğer işlerinden dolayı vakit bulamadığını söylüyordu sanırım. Yani yanlış da olabilir ama böyle bir şey hatırlıyorum. Yani şu an dizinin final olup olmadığı belli değil. Devam edip etmeyeceği de belli değil. Niye öneriyorsun diyecek olursanız işte dizi o kadar güzel ki final olup olmaması önemli olmadan size öneriyorum. Konusundan da bahsetmek istiyorum hemen. Bu dizi bir kitaptan uyarlandı. Kitabını okumadım ve okumayı düşünmüyorum. Çünkü önce dizisini izlemek gibi bir gaflette bulundum. Çünkü bilmiyordum. Ama eğer dizisini izleyecekseniz ve kitap artı dizi yapmayı seviyorsanız kitabını önce okuyabilirsiniz. Tabii ki de dizi dışarıdan hayatları mükemmel gören 3 kadının yollarının bir cinayete kesişmesini anlatıyor. Bu kadınlar birbirleriyle çocuklarının anaokulundan tanışıyorlar. Yani bunlar çocukları aynı anaokuluna gidiyor ve bunlar da belli olarak tanışıyorlar. Bunu neden söyleyemedim bu kadar kolay bilmiyorum. Ve biz de bu kadınların hayatlarını izliyoruz. Aslında böyle söylendiği zaman sıkıcı gibi geliyor. Hani ev, çoluk çocuk hayatını izliyormuşuz gibi geliyor. Aslında öyle. Ve normalde ben böyle dizileri hiç sevmem ve çok sıkılırım. Ama ne olduysa dizi beni kendine bağladı. Hani onların ev hayatlarını çok merak etmeye başladım. Aile içerisinde geçen bir konuşma bile merak etmeye başladım. Zaten arada geçen o heyecanlı olaylar yüzünden de diziyi bırakamadım. Her bölümde beni kendine bağlıyordu. Hani beni bir depresif hissettiriyordu, bir heyecanlanmış hissettiriyordu. Hani dizinin bana hissettirdiği duygular çok farklı. Eğer vaktiniz varsa kesinlikle bakmanız gereken dizilerden bir tanesi. Önereceğim diğer bir dizi Dawson's Creek. Bu dizi aslında biraz eski. Ve bu gençlik dizilerinin en baş hali gibi diyebiliriz. Hatta ve hatta Kavak Yerleri dizisi bu diziden uyarlanarak yapıldı. Karakterler, karakterlerin özellikleri neredeyse her şey aynı olarak kopyalanarak Kavak Yerleri olarak karşımıza çıktı. Başak hangisi daha iyi diye soracak olursanız Kavak Yerleri'ni çok uzun bir süre önce izlediğim için ben de yeri çok ayrı ve tam olarak anımsayamıyorum. Sadece o güzel zamanları, anılarımı hatırlayabildiğim için Kavak Yerleri'ni çok seviyorum. Ama Dawson's Creek'in de yeri bir farklı. Karakterleri, oyuncuları çok iyi. Sanırım Dawson's Creek diyeceğim. Bu arada diziyi bitirmedim. Dizinin son 2 sezonu falan kaldı ve son 3 aydır falan izlemiyorum. Niye izlemiyorsun diyeceksiniz bilmiyorum. Diziyi çok sevdim ama bazen böyle bir diziyi çok seviyorum. Ama dizi biraz eski olduğu için yavaş ilerliyor. Mesela Gilmore Girls'ta da öyleydi. Dizi çok güzel. Her şey harika. Karakterlere bayılıyorum, konuya bayılıyorum, gidişata bayılıyorum ama bir türlü hani o an devam etmek istemiyorsunuz. O bölüm uzunluğu olsun, o karakterlerin yoğunluğu olsun size fazla geliyor. Gilmore Girls'ı da aynı şekilde çok uzun bir süre izleyip 3-4 ay ara verdikten sonra tekrar devam etmiştim. Buna da büyük ihtimalle yakın zaman tekrar devam ederim diye düşünüyorum. Dizi 6 sezon zaten. Diziye puanım 10 üzerinden 8. Dizinin konusundan bahsetmeme gerek yok. Bildiğiniz lise, gençlik, aşk dizisi 4 arkadaşın hayatlarını, dostluklarını, aşk hayatlarını ele alıyor. Çok severek ve keyifle izlediğim bir dizi. Önereceğim diğer bir dizi One Tree Hill. Dawson's Creek ile arda arda koydum çünkü hem ikisi de eski bir dizi hem ikisi de gençlik dizisi. O yüzden koymak istedim. Biliyorsunuz ki şu an gençlik dizilerini çokça arıyorsunuz. Netflix'te olsun, normal sitelerde olsun sürekli gençlik dizi arayışları var. Elite gibi, Baby gibi. O yüzden şunu söylemek istiyorum.
Elit, Baby bunları izlemek yerine lütfen bu önerdiğim eski gençlik dizilerini izleyin. Emin olun bu yenilerinin alamadığınız tadı bu eskilerdeki o gençlik dizilerinin alacağınızın garantisini verebilirim. Bu One Tree Hill dizisi de Gossip Girl'e ilham olan dizi. Yani böyle bir şey yok tabii ki de. Bu sadece benim söylemim. Ben Gossip Girl'e ilham olduğunu düşünüyorum. Çünkü One Tree Hill bildiğiniz gençlik, entrika ve aile dizisi. Şu an bizim bu gençlik Türk dizilerimiz nasıl hem gençlerin hayatına hem de ailelerin hayatına ağırlık veriyorsa ve uzun uzadıya gidip böyle bakışma sahneleri uzun oluyorsa One Tree Hill de aynı şekilde. Ama One Tree Hill Dawson's Creek dizisinden çok daha iyi bence. Bunun sebebi yapım yılının farkı da olabilir. Hani One Tree Hill'in daha sonra yapılması ve daha kaliteli olması da olabilir. Ama One Tree Hill dizisinin karakterleri çok güzel. Gossip Girl'le birazcık benzerlikleri var. En azından karakterlerin birazcık benzerlikleri var. Ama tabii ki de ikisinin de yeri bende ayrı ve ikisini de ayrı seviyorum. One Tree Hill'de 9 sezon boyunca sizi ekrana kilitleyecek, sıkmayacak, entrikalardan entrikalara koşturacak böyle harika bir gençlik dizisi. Yani benim gibi aşk, gençlik dizisi, entrika hayranıysanız listenize kesinlikle eklemelisiniz. Önereceğim diğer bir dizi The Act. Aslında bu dizinin çok patlaması gerektiğini düşünüyordum çıkmadan önceden beri. Çünkü kendim dizinin reklamlarına baktığımda inanılmaz heyecanlanmıştım ve dedim ki hani içimden dizi yayınlandıktan sonra patlayacak falan diye düşünmüştüm. Ama niyeyse öyle olmadı. Yani çok az bir kesim izledi ve o az kesimden sonra biraz böyle dizinin sesi yükseldikten sonra böyle bir düştü. Bu beni çok üzdü açıkçası. Çünkü dizi çok güzel. Bu diziyi çok güzel yapan şeylerden bir tanesi de dizinin gerçek ve yaşanmış olması. Böyle bir olay yaşandı. Bu karakterlerin yaşadığı şeyler, bu karakterlerin diyalogları, bu karakterlerin içinde bulunduğu durumların hepsi gerçek ve yaşanmış. Hani bu bile sizi izlemeye itmeli. Dizi zaten sadece bir sezon ve şeyi söylemek istiyorum. Dizi izledikten sonra mutlaka diziyi araştırın ve gerçek hayatta bunları yaşayanların röportajlarını kesinlikle izleyin. Böyle izlerken çok garip olacaksınız. Çünkü gerçekten gerçek ve bu insanlar bunları söylüyorlar ve bunun röportajını yapıyorlar. Çok değişik. Konusu da şöyle. Gypsy Rose birçok hastalık tanısı konulmuş, birçok hastalığa sahip, bedensel yetersizliğe sahip olan ve bakıma muhtaç bir kız. Dee Dee de bunun annesi ve tüm hayatını kızına adamış, sadece kızıyla birlikte olmaya, sadece kızının sağlığıyla ilgilenmeye adamış kendisini. Ve biz de bu anne ve kızın arasındaki toksik, zehirli ilişkiyi izliyoruz. Neden böyle dediğimi diziyi izlediğiniz zaman anlayacaksınız. Çünkü ikilinin arasındaki ilişkinin çok garip olmasından ziyade sadece bunu izlemiyoruz. Dizi içerisinde izlediğiniz olaylar çok garip. Yani bazen böyle benim tüylerimi ürpertiyordu. Bazen yok artık dediğim sahneler çok oldu. Dizi beni gerçekten şaşkınlığa uğratan nadir dizilerden bir tanesi. Kesinlikle listenize eklemelisiniz. Önereceğim diğer bir dizi Normal People. Bu dizinin kitabı da var biliyorsunuz. Hatta kitap yorumunu İlk karantina önerileri videomda, kitap önerileri videomda yapmıştım. Onu da izlemediyseniz şuraya tıklayarak bu kitabın yorumunu da izleyebilirsiniz. Size demiştim ki bu kitap benim 2020 favorilerime girdi. Ve daha 2020'ye gireli 2-3 ay olmuşken. Ve ben geçenlerde bu kitabın diziye uyarlandığını gördüm. Aslında diziye uyarlandığını görmedim. Dizi olduğunu gördüm. Yani ne dizi olacağına dair bir haber gördüm. Ne kitaptaki karakterleri hangi oyuncuların oynayacağına dair bir haber gördüm. Ne de dizinin bir fragmanını gördüm. Sadece arkadaşımdan aldığım bilgiye göre en sevdiğim kitap dizi olmuştu ve yayınlanmıştı. Hani bunun harikalığını düşünebiliyor musunuz? Eğer bunu çok önceden duymuş olsaydım böyle heyecanlı heyecanlı bekleyecektim. Sürekli aklımda olacaktı. Ama en sevdiğim kitap dizi oldu ve ben bunu dizisi yayınlandıktan sonra öğrendim ve direkt izlemeye başladım. Bu muhteşem bir şey. Bunun hissini anlatamıyorum. Nasıl anlatabilirim? Dizinin yorumunu yaparak. Çok zekisin Başak. Devam edelim. Diziye puanım 10 üzerinden 9. Dizi toplam 1 sezon ve devamının geleceğini zannetmiyorum. Çünkü tam böyle kitabın bittiği yerde bitti. O yüzden devamı gelmez diyemiyorum. Yani mini dizi olarak kabul edebiliriz. Ve şu an boşluğunuz varsa, vaktiniz varsa kesinlikle listenize eklemelisiniz. Kitaptan uyarlama bir dizi. Nasıl bu kadar güzel olabilir? İlk sorum bu. İkincisi, kitaptan uyarlanırken nasıl her şey bu kadar aynı uyarlanabilir? Bu ikinci sorum. Kitaptaki karakterleri nasıl tam ifade eden oyuncular seçebilmişler? Bu da üçüncü sorum. Yani dizi benim için çok güzel ve çok özeldi. Her şeyle tamdı. Her şey tam hayalindeki gibiydi. En son bu duyguyu senden önce ben kitabı filme çevirdiğinde yaşamıştım. Çünkü her şey kitaptaki gibiydi ve her şey kitaptaki gibi olunca gerçek bir okuyucu olarak bilirsiniz ki bir kitap bir dizi ya da filme çevrilmişse ve her şey sizin istediğiniz gibi çevrilmişse bunun mutluluğunu
Ancak o zaman anlayabilirsiniz. Dizi iki genç lisede başlayan arkadaşlığını, daha doğrusu ilişkisini konu alıyor. İlişkisi demek tam olarak doğru gelmiyor. Çünkü tam olarak aralarındaki iletişimin, diyaloğun, ilişkinin ne olduğunu ben bile karar verebilmiş değilim. İki arkadaş diyemiyorum, iki sevgili diyemiyorum, iki aşık da diyemiyorum. Aslında tam olarak bunu izliyoruz. İki gencin bir ilişki kavramına tam olarak sığmamasını izliyoruz. Direkt konusundan bahsetmek istemiyorum. Çünkü gerçekten çok özel bir dizi. Yani izlediğinizde, tam olarak içine girdiğinizde anlayabileceğiniz ve hissedebileceğiniz bir dizi. Tek önerim bu diziyi izlemeden önce kitabı okumanız. Çünkü kitabı okuduğunuz zaman diziyi izlerken karakterlerin ne hissettiğini, neden o davranışları yaptığını ve tam olarak diziyi daha çok hissedebiliyorsunuz. Diziyi daha çok benimseyebiliyorsunuz. O yüzden önce kitabını okumanızı tavsiye ediyorum. Böyle dizi çok gerçekçi ve çok doğal. Sanki gerçek hayatta iki insanın hayatı böyle gizlice çekilmiş de bize böyle izletilmiş gibi. Vaktiniz varsa ve benim tavsiyelerime güveniyorsanız kesinlikle izlemelisiniz. Evet, diğer kategorimiz Netflix dizi önerileri. Bu kategorilerden toplam size 7 tane dizi önereceğim. Yani Netflix'te olup da ne kadar fazla bilinmeyen dizi varsa seçmeye çalıştım. Çoğunu elbet görmüşsünüzdür. Ama görüp de şans vermediğiniz diziler olabilir bunlar. Çünkü biraz böyle Netflix'te sessiz kalmış ve değeri tam olarak anlaşılmamış diziler. En azından bana göre. Evet, ilkiyle başlayalım. If I Hadn't Met You. Bu dizide sadece bir sezondan oluşan mini bir dizi. 10 tanecik bölüm var, yani bir oturuşta bitirebilirsiniz. Diziye puanım 10 üzerinden 7.5. 7.5'u yine açıklamayacağım. Konusu ise evli ve çocukları olan Edward, ailesini trajik bir kazada kaybetmesinin ardından karşısına yaşlı bir kadın çıkıyor ve kadın ona paralel evrende seyahat edebileceğini söylüyor ve Edward da buna bir fırsat dileyerek kendi eşini tekrar görmek için paralel evrenlere ziyaret ederek ölen eşini tekrar ve tekrar farklı hayatlarda görüyor. Çok duygusal bir dizi. Tam olarak dram dizisi kategorisini alamam. Büyük ihtimalle bilim kurgu dizisi olarak da geçiyor olabilir. İzlerken çok keyif aldım, sorguladığım diziydi ve ben hep böyle bir şeyi izlerken sonunu çok önceden tahmin edebiliyorum. Ama bu dizide tahmin edebileceğim bir şey olduğunun farkında bile değildim. Ve dizinin son bölümünde böyle şoka girdim. Hiç beklemiyordum bu kadar duygusal ve ağır ilerleyen bir dizinin içerisinde beni bu kadar şaşırtabilecek bir şey olduğunu hiç tahmin etmemiştim. Kesinlikle bir şans vermelisiniz. Önereceğim diğer bir dizi Into the Night. Bu diziyi görmüşsünüzdür biliyorum ama yine de önermek istedim. Dizi Netflix'te Türkiye Top 10 listesinde 2. ya da 1. sıraya yerleşmişti diye hatırlıyorum. Hatta ben de oradan görüp izledim ve iyi ki de izlemişim diyorum. Dizi sadece bir sezon ve eğer bu kadar popüler olduysa diğer sezonuna geleceğine eminim. Diziye puanım 10 üzerinden 9. Dizi gerçekten çok güzel. Ben yaklaşık böyle bir aydır falan beni böyle delicesine heyecanlandıracak, ekrana kilitleyecek bir dizi arıyordum. En son La Casa de Papel'in son sezonunu izlediğim zaman bu kadar heyecanlanmıştım. Şimdi işte bu diziyle tekrar bu hisleri tatma fırsatım oldu. Eski bir asker olan adam elinde bir silahla havaalanına giriyor ve bir uçağı kaçırıyor. Ve bunu yapmasının sebebinin de eğer güneş doğarsa öleceklerini duyduğunu söylemesi oluyor. Yani eğer güneş doğarsa insanların birdenbire öleceğini söylüyor. Ve kendi canını kurtarmak için uçağı kaçırıyor ve pilotun kafasına silahı dayayarak batıya gitmesine ve güneşten olabildiğince kaçmalarını söylüyor. Zaten uçağı kaçırırken adam içeride çok fazla insan yok. Yani uçağa daha tüm insanlar binmemişti. Yani böyle uçakta geçen heyecanlı, aksiyonlu, atraksiyonlu böyle bu tarz dizilere bayılıyorum. Uçuş Planı diye bir film var. Eminim ki biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız kesinlikle izleyin. Yani o filmi neredeyse 10 kere izlemiş olabilirim. Her seferinde beni heyecanlandırıyor. Bu dizi de öyle. Uçakta geçen heyecanlı, suç, aksiyon dizilerine bayılıyorum. Diziye zaten ilk bölümden tutuldum. İlk bölümü izlediğim gibi Instagram'a story attım ve dedim ki dizi harika. Normalde ben bir dizi bitene kadar iyi veya kötü hiç demememe rağmen bu dizi beni ilk bölümden kendisine bağladı. Ve bir şey daha eklemek istiyorum. Dizide çok başarılı bir Türk oyuncu yer alıyor. Hatta dizide Türkçe konuşmalar falan da geçiyor. Bunu da eklemek istedim. Bunun için bile diziyi izleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Önereceğim diğer bir dizi Vis-a-Vis. Ben bu diziyi ilk izlediğimde diziden kimsenin haberi yoktu. Yani dizi gerçekten Netflix'in böyle köşelerinde kalmış, üstüne basılmış, ezilmiş bir diziydi. Ve şu an dizi sürekli gündemde, sürekli top 10 listesine giriyor Netflix'in. Yani tabii ki bu iyi bir şey. Sevdiğim dizinin herkes tarafından izlenmesini ve sevilmesini, adını duymasını isterim. Sadece ne oldu da birden bu kadar dizi patladı, bunu anlayamadım. Diziye puanım 10 üzerinden 8. Dizide La Casa de Papel'de oynayan iki oyuncu da var. Nairobi ve de son iki sezonda yer alan müfettiş oynuyor. Ve ikisi de bu dizide başrolde oynuyorlar gibi gibi. Ve ikisinin de burada oyunculuğu muhteşem. Dizinin ilk iki sezonu gerçekten ama gerçekten muhteşem.
Eğer sadece ilk iki sezonunu izlemiş ve diziyi bitirmiş olsaydım büyük ihtimal dizi hayatım boyunca izlediğim en iyi dizilerden bir tanesi olabilir. Ama son iki sezonu dizi biraz rayından çıktı ve kendi hizasından saptığı için bu hakkını kaybetti. O da diyorduk zaten başarının en favori dizisi olalım diyordu. Neyse. Diziyi izlemeye başladığınız andan itibaren size ekrana kilitleyecek. Eğer hapishanede geçen dizileri seviyorsanız zaten ayrı bir seveceksiniz. Prison Break, La Casa de Papel, Orange is the New Black. Şu an aklıma gelen hapiste geçen diziler bunlar. Eğer bunları izlediyseniz ve sevdiyseniz Vis a Vis'e bayılacaksınız. Çünkü sizi ekrana kilitlemekle beraber böyle yerinizde duramıyorsunuz izlerken. Sizi böyle sürekli diğer bölümleri nasıl geçtiğimi, nasıl ilerlettiğimi bilmiyorum. Ve ben bunu final haftamında izlemiştim. Kendime yaptığım bir zulümdü. Çünkü her dakika izlemek istiyordum. Dizi Macarena isimli bir kadının patronuna aşık olmasını ve bu yüzden ve gözünü kör eden aşkla birlikte hapse girmesini ve daha sonra hapisteki yaşamını ele alıyor. Vaktiniz varsa yoksa da izleyin. Her türlü izleyin. Bu diziyi her türlü izleyin. Önereceğim diğer bir dizi Unorthodox. Bunu da görmüşsünüzdür. Bu da zaten çok fazla top 10 listesinde falan kaldı Netflix'in. Niye önerdin diyecek olursanız, biliyorum dizi Netflix'te biraz adını duyurdu. Ama yine de önermek istedim. Çünkü eğer izlemediyseniz, bir şans vermediyseniz şans vermeniz gereken dizilerden bir tanesi. Zaten mini bir dizi. Bir sezonu var ama bir sezonu toplam 4 bölümcük. Bir bölümü 1 saat 10 dakika, 1 saat 30 dakika falan olabilir. Birazcık uzun bölümleri var ama yine de şans verebilirsiniz. Bir çırpıda bitebilecek bir dizi. Genç bir kadının kocasından kaçarak Berlin'e uçuyor. Bunun sebebi kendisinin ve kocasının da ait olduğu insanların bir tarikat derecesinde bir dine inancı olması. Bu kadın bunu sorgulamaya başlıyor ve kaçmaya karar veriyor. Ve biz de bu kadının bir genç kadın olarak kendini bulmasını, kendini keşfetmesini izliyoruz. Çok güzel, anlamlı bir diziydi. Kesinlikle bir şans vermelisiniz. Önereceğim diğer bir dizi Dead to Me. Bu diziyi daha bugün bitirdim. Hatta daha 200 saat falan oluyor olabilir. Netflix'te ikinci sezonu geldi bildirimiyle gördüm. Normal diziye dair hiçbir bilgim yok. Dizinin adını bile daha önce görmemiştim. Keşke daha önce görseymişim diyorum. Çünkü gerçekten çok farklı bir dizi. Şimdi anlattığım zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Diziye puanım 10 üzerinden 8. Dizi toplam 2 sezon ve son sezonu daha bu hafta içerisinde geldi. Dizinin konusu çok farklı. İzlerken ilk 2 bölümde böyle şey düşünmüştüm hani çok gereksiz, saçma, iki kadın arasındaki arkadaşlığımı izleyeceğim ben falan diye düşünmüştüm. Ama ikinci bölümün sonunda bir şey oluyor ve siz kalıyorsunuz. Yani en azından ben kaldım. Hani hiç o kadar dikkat ederek izlemediğim için fark etmediğim bir şeyi fark ettim. Hatta fark etmediğim dizi size söylüyor. Ama onu duyduktan sonra böyle bir şoka girdim. Dedim ki nasıl yani? Ve ondan sonra bölümleri böyle hızlı geçmeye başladım. Dizi eşini bir araba kazasında kaybetmiş olan kadının öfkesiyle baş etmesini ele alıyor. Bu sırada kendisine yeni bir kız arkadaş ediniyor. Ve bu ikilinin arasındaki arkadaşlığı izliyoruz. Ama bu ikilinin arasındaki arkadaşlık o kadar değişik ve tuhaf ki aslında hem çok güzel hem çok kötü. Bazen çok değişik, bazense çok iğrenç. Yani hani bunu tam olarak kelimelerle ifade edemiyorum. Çünkü eğer bir şey söylersem spoiler olabilecek diye korkuyorum. Diziyi izleyin ne demek istediğimi anlayacaksınız. Zaten 2 sezon ve her sezon 10 bölüm ve bölümlerde kısa kısa yarım saat 20 dakika falan olarak ilerliyor. Kesinlikle bir şans vermelisiniz. Önereceğim diğer bir dizi Gilmore Girls. Bu diziyi size çektiğim ilk dizi öneri videomda önermiş olmam lazım. Ama yine ve yine önermeye devam ediyorum. Çünkü bu dizinin ben değerinin anlaşıldığını düşünmüyorum. Hani böyle dizinin böyle değeri bilinmiyormuş gibi geliyor bana. Dizi çok güzel ve böyle içinizi ısıtacak, ihtiyacınız olduğunuzda yardımına koşacak, üzüldüğünüzde sizi güldürecek, mutlu olduğunuzda sizinle beraber o mutluluğu yaşayabileceğiniz karakterlere sahip olan muhteşem bir dizi. Diziye puanım 10 üzerinden 8. Dizi biraz uzun gelebilir, 7 sezon. Ve bölüm dakikaları birazcık uzun, 40 dakika. Ve dizi içerisinde bazı sahneleri izlerken yoruluyorsunuz. Karakterler çok konuşuyor ve böyle gerçekten yorulduğunuzu hissedebiliyorsunuz. Ama bunu sakın kötü bir eksi olarak görmeyin. Yani bundan dolayı diziyi sakın başlarına bırakmayın, devam edin. Çünkü bir anne ve kızın arasındaki ilişkiyi izliyoruz. Birbirlerine tutunmuş, sıkı sıkı tutunmuş, hayatlarını birbirlerine adamış bu iki kadının hayatını izliyoruz. Kız olan Rory'nin 16 yaşından yaklaşık 20-22 yaşına kadar üniversiteden mezun oluncaya kadar olan zamanını ele alıyor. Yani diziyi izlerken Rory sizin arkadaşınız gibi olacak ve onun büyümesini izleyeceksiniz. Ve ben bu diziye tam başladığımda Rory ile aynı yaştaydım ve kendimi o kadar böyle bağdaştırmıştım ki o kadar güzeldi ki keşke tekrar hafızamı size tekrar izleyebilsem. Evet, önereceğim son dizi
Black Summer. Bunu duyduğunuzu düşünmüyorum. Belki bir yerlerde görmemiş olabilirsiniz. Çünkü Netflix'in böyle kuytu köşelerinde kalmış bir dizi. Bir korku, gerilim, fantastik dizisi diyebiliriz sanırım. Çünkü içerisinde zombi var. Eğer The Walking Dead özleminiz varsa, The Walking Dead'in ilk sezonlarına özlem duyuyorsanız bu diziyi izleyebilirsiniz. Sizi bir nebze de olsa rahatlatacaktır. Diziye puanım 10 üzerinden 7. Aslında bir zombi istilası anındaki insanların yaşamını anlatırken kızına çok bağlı bir annenin dramını da görüyoruz. Yani böyle korku, gerilim, zombi dizisinde aynı zamanda duygusal bir kısmın da olması çok güzeldi. Bir sezonu var, devamı gelecek mi bilmiyorum. Şu an dizi hakkında hiçbir bilgi yok. Yani devam edecek mi, etmeyecek mi diye. Sadece bir sezon olduğu görünüyor ve final yapılmadı olarak gözüküyor. Ama yeni sezon ne zaman gelir inanın bilmiyorum. Ama çok kolay izlenebilecek çerezlik bir dizi. Eğer böyle zombi dizilerini çok seviyorsanız bir şans vermelisiniz. Evet, bir karantina önerileri videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videomuz film önerileri olacaktır. Şimdiden haber vermek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizlerin bu diziler içerisinden izledikleriniz var mı? İzlediyseniz bu diziler hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorum olarak belirtmeniz yeterli. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın.